var. Sahtesinin arkasına gizlemeye çalıştığın gerçek bir Saner. Öyle bir çocuk ki annesi onu gizleyebilmek için sokaktan bir serseri seçip kocasının milyonlarıyla ilk aşkının önüne sahte bir evlat atıyor. Reşat bu defa daha az ile yetinmeyecek. Kocan şu hayatta yapacağı en son şey bile olsa senin o gayrimeşru çocuğunu bulacak. Son şey olsa bile. İyi geceler hayat. Enişte. Korkuttu mu seni? Ben yani burada olduğunu bilmiyordum. Ama burası benim evim hayat. Enişten eve döndü. Korkma. Teyzenin de dediği gibi. Yeniden birbirimize alışmamız gerekecek. Hayal seninle beraber değil miydi? Yok, ben Hayır'ı duruşmadan sonra hiç görmedim. İyi geceler. Tabii ki.
olursa olsun onun da babası kalmasını istemedin. Ama ben bugün eniştemin yüzünü gördüm. Bence yanlış yaptı teyze. Yanlış yaptı. Yani şimdi Adnan senin kardeşinin katili mi? Elimizde hiçbir kanıt olmasa da yıllar önce o gün neye inanıyorsam bugün de aynı şeye inanıyorum. Kardeşim o gün o otelin çatısından atlayıp intihar etmedi. Onu o çatıdan aşağı Adnan itti. Şimdi? Şimdi? Şimdi beni yeğenimin katili olmakla suçluyor. Bahanesi bu tabii. Bir gün bile babalık etmediği yeğenimin katili olmakla hem de. Sen, Umay. Etrafımdaki herkese dokunmaya çalışıyorum. Hayat tehlikede. Hayat değilim lan. Hayat değil. Savaş tehlikede. Çünkü savaşın dışındaki herkesi beni rahatsız etmek için bir basamak olarak kullanıyor. Benim canım, kanım diye oğlumu istiyorum. Seninle de hayatta da bir ilgisi yok. Hedefinde ben varım. Sadece ben. Dolayısıyla da oğlum var.
Dün gece neler olduğunu biliyorum. Sırrımı öğrendin. Torunumun güvenliği için sırrımı saklamaya devam edeceksin. Sana satır satır Adnan Harmancı'nın nasıl bir tehdit olduğunu yazıyorum. Ama senden sakladığım tek şey Adnan'ın tehdidi değildi. Ben hastayım İmran. Yıldırım'ı bir de hastalığımla meşgul etmek istemiyorum. Bu yüzden gidiyorum. Yıldırım Londra'ya tatile gittiğimi sanıyor. Ama ben tedavi için gidiyorum. Artık tek başınasın. Torunum da oğlum da sana emanet. Sağlığıma kavuşup geri döndüğümde torunumu babasının yanında göreceğime inanıyorum. Siz bana ne söyleyeceğinizi düşünürken ben öncelikle size başsağlığı, ardından da geçmiş olsun dediğim. Görenler bana da geçmiş olsun diyor ama benim durumuma uyuyor mu pek emin değilim. Buyurun Reşat Bey. Uzun zaman oldu. Konuşacak çok şey var. Umay'ın oyununu neden bozmadığımı daha iyi anlıyorsun. O sahtekarı neden soyadımı verdim? Hiç uğruna toprağa verdiğim gencecik torunumun hesabını neden sormadım? Hepsi hayat uğruna. Onu korumak uğruna. Bambaşka hallerde ve bambaşka sebeplerde ikimiz de benzer bir esaret yaşadık Yıldırım Bey. Siz hastane odasında, ben ellerimde kelepçe dört duvar arasında. Ben 35 yıllık alın terimi kaybettim. Siz de bildiğim kadarıyla artık neşter tutamıyorsunuz. Bunun sizin gibi bir cerrah için nasıl bir duygu olduğunu tahmin edebiliyorum. Reşat Bey, konu her neyse artık girelim bence. Eğer Lebris'se... Hayır. Lebris kendisine abilik yapacağım yaşı çoktan geçti, öyle değil mi? Konu karım. Umay. Evet. Bütün ekibi bir saat içinde toplantı için hazırlayın. Tamam. Bedelin ağır. Çok ağır ödeyeceksin. Hay.
hiç gitme Zehra abla ya, uyuyor hala. Aman aman, iyi uyusun. Teyzem nerede? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, teyzeniz bahçede. Ay, eniştemle birbirlerine... Yok yok, Reşat Bey erkenden çıktı. Ama Savaş Bey geldi. Tamam, sağ ol. Demek hayatım hatasını yaptım ha? Yanlış hatırlamıyorsam eğer, en son kurşun yağmuru altındayken de hayatımın hatasını yapmıştım. Bunu sana ödeteceğim. Öyle bir ödeteceğim ki o günü mumla arayacaksın. Yavaş ödet. İstersen. Bak kim geliyor. Savaş. Hemen defol evinden. Hemen. Teyze. Arkadaşın gidiyor. Ben gidiyormuşum. Kapıda bekliyorum seni. Teyze, ne oluyor sana? Maksadım sizi germekti Yıldırım Bey. Geçmişi ve eski defterleri açıp size saldırmak niyetinde değilim. Ancak... karımla bir geçmişinizin olduğu da bir sır değil. En azından benim için değil. Bu konuşma ikimiz için de yersiz ve zamansız Reşat Bey. Eğer geçmişi konuşacak ve birbirimize açık olacaksak en azından... En azından boşanma davasından sorulması daha uygun olur. Öyle değil mi? Önce Umay'la konuşmanız en uygun olur. İlkesel olarak yani. Yıldırım Bey, yanlış anlıyorsunuz. Amacım geçmişi didiklemek değil. Çünkü ben artık geçmişin değil, geleceğin peşindeyim. Gelecek sizin için de daha anlamlı olmalı. Çünkü bir çocuğunuz var. Allah bağışlasın demek için sanki biraz geç ama... Hikayeyi de bizden biraz dinledim. Evet. Gerçekten... insanın bir günde boyu kadar bir oğlu olduğunu öğrenmesi tuhaf bir duygu olsa gerek. Reşat Bey, nereye varmak istiyorsunuz? Açık değil mi? Çocuğunuzun annesine. Amacım boşanma davası öncesinde avantaj kazanmak değil. Umay inkar etmiyor. Ya da edemiyor diyelim. Bakın, Umay'la ne konuştunuz bilmiyorum. Ama bu konu benim kahve içerken konuşabileceğim bir konu değil. Evet. Haklısınız. Yeri ve zamanı geldiğinde bunu konuşmak benim için de daha keyifli olacak. Hepimiz için daha keyifli olacak. Nasıl isterseniz Reşat Bey. Savaş bana kim olduğunu itiraf ettikten sonra seni hep anlamaya çalıştım. Sana onun annesi olduğunu biliyorum dediğim günden beri aranızdaki mesafeyi aşmaya çalışıyorum. Bu senin vazifen değil. Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor? O çocukla alakalı hiçbir şey senin vazifen değil. Vazifem değil tabii. O çocuk dediğin senin oğlun teyze. Hayat. Korkma. Hayatsızmış uyuyor. Kimse duyamaz bizi. Kimse yarınki davanda elini zayıflatamaz. Korkma. Yavaş yavaş. Kendine gelirsen ikimiz için de hayırlısı olacak. Tamam mı? Bak, ben seni hep anladım. Kolay olmadığını anladım. Ona her baktığında hayatının en büyük hatasını, en büyük ayıbını gördüğünü anladım.
Onun yüzünü her gördüğünde korkuların dikiliyor karşına. Pişmanlıkların, tövbelerin. Belki de en kötüsü. Ona her baktığında ümmi dikiliyor karşına. Sen bu hayatta en çok ümmiyi görmekten korkuyorsun teyze. Ve ona bakmak belki de sırf bu yüzden çok zor. Onu bağrına basmak çok zor. Senin için tehlikeli ve riskli. Sahip olduklarını bile korumak zorundasın ondan. Bak ben bunların hepsini çok iyi anlıyorum. Ama tek bir şeyi anlamıyorum teyze. Hiç mi merak etmiyorsun onu? Gerçekten kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsun? Ben onu çok iyi tanıyorum. Hayır. Hayır, tanımıyorsun. Sen onu tanımaya çalışmıyorsun ki. Sen ikinize de tek bir fırsat bile vermiyorsun teyze. Ve bu yüzden sana soruyorum. Lütfen bana gerçeği söyle. Lütfen. Senin savaşla ilgili gizlediğin başka bir şey mi var? Bakın, bugün her türlü fiziksel şiddet ve hakaret kotamı doldurdum. Kızınızı bekliyorum. Şu dün geceki aramaca meselesini konuşmak için. İsterseniz beraber bekleyelim. Babanı dinle çocuk. Babanı dinle. Hayat, beni artık gerçekten yoruyorsun. Bir daha bu konu hakkında bilmişlik taslamanı istemiyorum. Bilmişlik? Sen az önce ne yaptığını farkında mısın? O kapıdan kovduğun çocuk senin oğlun. Hayat! Yeter artık. Bir daha yüksek sesle bu evde o cümleyi kullanmanı istemiyorum. Kızın için seni öldürmeye çalışan adamı bile affediyorsun. Ya ona bile bir şans daha veriyorsun. Ya yarın boşanma davanız var ve sen kızın için o adamı eve geri sokuyorsun. Peki ya oğlum? Ya kusura bakmam, ben bu nefreti anlayamıyorum teyze. Ve bekliyorum bana verdiğin sözünü tutman için. Senin oğluna kavuşma gibi bir derdin olmayabilir. Ama kardeşleri kavuşturman için yarınki son celseni bekliyorum. Kapının önündeki serseriyi kızımdan uzak tut. O adamdan uzak dur. Kızımı da uzak tut. Kolay iş ha? Böyle kafana göre çıkıp geliyorsun falan. Yıldırım Bey yatılı personellerin torpil geçiyor demek. Ne dersen de ben buraya ezilip kaçmaya gelmedim. O yüzden sus ve beni dinle. Annen dinle. Dün gece yaşattığın şeyi bana bir daha yaşatmayacaksın. O telefon açılacak. O telefon kapalı olmayacak. Ve sen bir gün daha o şirkette çalışmayacaksın. Dün gece attığım her adım, o cüzdanından gizemli Ümran Hanım'ı yanıma almama kadar her adımım hesaplıydı. Her şeyi hesap etmişim de oğlumun adımlarını hesaplayamamışım ha. Meğer oğlum babasının sözü yerine keyfinin kâyasını dinler olmuş. Bak, oğul baba sözünden çıkınca babanın hali nice olurmuş. Bak! Bu nasıl oldu baba? Nasıl mı oldu? Bak, nasıl olduğunu göstereyim. Aynen böyle oldu. Şu musibet hayra vesile olmasaydı ben sana bunun nasıl olduğunu uygulamalı gösterirdim ama oğlumun başına buyruklu yüzünden yediğim bir yumruk bin hayra vesile oldu.
Yeni bir şey mi öğrendik? Esas kadının kim olduğunu öğrendik. Ne olmuş yani? İdil'in babasının şirketi ise? Yani İdil'in abisi ise ne olmuş? Kimdi İdil? Kan davalımız mı? Eğer öyleyse sen de İdil'in dayısının yanında çalışıyorsun. Unutma. Yani İdil'in dayısında bir sıkıntı yok. Abisiyle babası mı sıkıntı? Ya o insanları tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Tabii tanımıyoruz. Ama Yıldırım Bey'le münasebetimiz eski. Yani köklü bir geçmişimiz var ailecek. İzin vermiyorum. Kaç yaşında olursan ol izin vermiyorum o tuhaf insanların yanında olmana. Ha çok iyi ya. Ha gerçekten çok iyi. Ama haklısın biliyor musun? Yani gerçekten çok tuhaf insanlar. Yani o adamın teyzeme yazması, magazine düşmesi, o çocuğun böyle yalandan benimle tanışması, böyle iş teklifi falan gerçekten çok tuhaf insanlar. Ama ben sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Sensin. Seni kardeşinle aldatmış bir adamın evinde çalışıyorsun. İşte bu gerçekten çok tuhaf. Bence bu tuhaf muhabbeti kapatalım. Olur mu? Şimdi ben tıpış tıpış işime gidiyorum. Malum. Ekmek parası. İnat yapıyorsun. Sırf bana inadından yapıyorsun. Bence makul. Sana izin vermiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Senden izin alsaydım anlardım. Ama senden izin almadım. İşi bırakırsan ben de bırakırım. Eğer işi bırakırsan ben de yıldan çıkarım. Dün geceden beri düşünüyorum. Evli yasak aşkının ablasını evinde hizmetçi diye çalıştırıyorsun. Hizmetçi. Ama hayatındaki en büyük düşmanın yasak aşkına değil, evindeki hizmetçiye yaklaşınca cıs. Şöyle ucundan azıcık dokununca hemen yumruğu yiyor. Yasak aşkına yaklaşınca değil. Yasak aşkınla çarşaf çarşaf magazin sayfalarında çıkınca değil. O yumruk yasak aşkının ablası olan evindeki hizmetçiye yaklaşınca konuşuyor. Umay Karay dokunulmaz değil. Ümran Kara dokunulmaz. Ümran Kara dokunulmazsa şu boyacı kız eskisinden çok daha önemli artık. Baba bilmen gereken bir şey var. Kız. Kız işi bıraktı. Kız önemli. Önemli. Demek pazarlık yapıyoruz ha? Yani ben işi bırakıyorum. Sen işi bırakıyorsun. Yani girdiğin işten hemen çıkıyorsun öyle mi? Evet şimdi gideriz. Beraber gideriz tamam mı? Pulumu pırtımı toplarım senin gözünün önünde. Çeker gideriz buradan. Ne olur sen yeter ki annem dinle. Ne olur sözümü dinle. Ne harmancıymış ya. Kızın için çıkmadığın yıldan harmancı için çıkıyorsun öyle mi? Dün bırakmıyordun işi ama. Dün çıkmıyordun beyefendinin yalısından. Ne oldu şimdi? Anlatamıyorum ki ben sana. Ben anlayacağımı anladım anne. Ben anlayacağımı anladım. Ve bu pazarlıkta yokum. Sen istiyorsan hemen şimdi bırakabilirsin işi ama ben bırakmayacağım. Duydun mu? Hayat. Hayat lütfen. Hayat lütfen ya beni dinler misin? Lütfen gel buraya dur. Lütfen bekle lütfen. Bin. Bin dedim. Hayat. Hadi. Hayat. Durun. Kızım ne oluyor ya? Hadi.
Hayat. Sorma. Şu an gerçekten hiçbir şey sorma. Eyvallah ama sormak zorundayım. Nereye? İşe. Hoş geldin karıcığım. Ya da Selefi mi demeliydim? Şirketteki arkadaşlarınla vedalaş. Çünkü biraz sonra şirketten geldiğin gibi gidiyorsun. Hiç sanmıyorum. Reşat Bey, bir misafiriniz var. Misafir beklemiyorduk. Misafir demeyelim de. Tanıştırayım. Yeni ortağım Adnan Harmancı. İnat yapıyorsun işte. Dün işi bırakmıştın dedin, ne güzel. Şimdi o kadının damarına basmak için buradasın. Ha, sen ne zaman bu kadar teyzeci oldun? Çocuk konuşma. Kim çocuk? Ben miyim çocuk? Ha, yok İdil'in abisi, yok İdil'in babası. E sen de İdil'in kuzenisin. Senin baban da İdil'in dayısı. Ne yapacağız? O zaman dün niye işi bıraktım diyorsun? Hı? Çünkü sen de bu garip tanışma olayından babasının teyzene sana yürümesinden rahatsız oldun. Dün rahatsız oldum, bıraktım. Bugün de rahatsız olmadığımı fark ettim. Kafama göre yani. Anneme göre değil, kafama göre, anladın? Annene inat. Belli. Çocuksun işte. Ha, tamam. Tamam, ben çocuğum. Peki canavar mı bu insanlar? Yani sırf benim İdil'le aram kötüydü diye benden intikam almaya mı geldiler? Ha, ben mi öldürdüm İdil'i? Ha, neymiş? Neymiş? Dün herkes panik olmuş. Umurumda değil ya. Annem o evde çalışırken, o evde o adamın hizmetini yaparken beni umursadı mı? Ben de umursamıyorum artık bu saatten sonra. Bak gerçekten, gerçekten neyden korkuyorsun bilmiyorum ama umursamıyorum. Bak konu o değil. Konu falan yok. Ben duvar boyuyorum. İşimi seviyorum ve işimin başındayım. Bu kadar. Vay 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 vay. Hey maşallah be Reşat Bey. Bir Oscar ödülü eksik ha. Maşallah. Hayatın gördüğü en büyük aptalsın sen. Cahilsin. Okuduğunu anlamaktan aciz bir cahilsin. Bu güzel sözlerinizin boşanma davasını bıraksanız. Karı koca kavgasına dayanamam da. Bütün maddeleri okudum. Uygun gördüğüm için imzaladım. Adnan Bey'le ortaklığım... Ne ortaklığı be? Ne ortaklığı? Sen bu adamın ortağı değil, kulu kölesi olmuşsun. Estağfurullah. Bakın beyefendi, avukatlarım burada yazan maddeleri teker teker okuyacak. Hay hay. Ve söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ben Reşat Karay. Bu usulsüz ortaklığı tanımıyorum. Tanışacağız Reşat Bey. Zamanla tanışacağız. Ha. Sana gelince bunun da hesabını vereceksin bana. Diğer her şeyin hesabını vereceğin gibi. Son celse biraz sert geçecek galiba. Umay Karay'ın odası nerede? Üst katta. Bu kadın manyak.
Şirket küçük ama samimi. Severim böyle yerleri. Bu odayı da pek sevdim. Yani tarzım değil ama sevdim. Şu kibirli, havalı mimarlar böyle seviyor değil mi? Ve tabii dekorasyonun en nadide kısmı ödüller. Şu müstakbel eski eşinize söylersiniz değil mi? Giderken bütün ödülleri de toplayıp götürmesin. Odaya ayrı bir hava katıyor da. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bugün konuşkan bir günümüzde değiliz. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeden... Daha bitmedi. Adnan Harmancı. Daha oğlunu ve yeğeni konuşacağız. Şu hayatta iki büyük hatam oldu benim. Bunlardan ilki kız kardeşinizle evlenmek oldu. İkinci hatam nedir biliyor musunuz? Evimize geldiğiniz o ilk gece onu sizin elinizden kurtarmak oldu. Eğer o yılanın boğazına sarıldığınızda sizin elinizden onu kurtarmamış olaydım şimdi bambaşka bir hayatım olabilirdi. Reşat Bey, özgürlüğünüze daha yeni kavuştunuz. Bence kızınız için bunun kıymetini bilin. Ben de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum Ümran Hanım. O içerideki ruh hastasının elinden kızımı kurtarmaya çalışıyorum. Kızımın geleceğini kurtarmaya çalışıyorum. Yalvarıyorum sizin. Ablası olarak şununla konuşun. O adamla ortaklık kurarak şirketi benden kaçırabileceğini sanıyor. O adama tutunup yağmurdan kaçarken doluya tutulacak. Yalvarıyorum size. Allah aşkına konuşun şununla. O adam kim? Reşat Bey o... Bu tuhaflıklar silsilesi artık sıkıcı olmaya başladı. Ben heyecanlı kelimesini tercih ederdim. Önce Yıldırım, şimdi ablam. Her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Uzak dur bu adamdan diyor. Ve ben o adamla ortak oldum. Ya da müstakbel eski işinizin deyişiyle... ...o adamın kölesi oldunuz ha? Resulullah Adnan Harmancı. Cevap ver buna. Oğlunun yeğenimle ne alakası var? Ve ablamı. Ah, tescilli iyi insan da geldi. Pes. Lan bu kadar olur. Bu kadar bir insan lafın üstüne gelir. Siz ikiniz ortak mı oldunuz? Oo, haberler ne kadar da hızlı yayılıyor. Ümran, sen içeri girerken sekreterim neredeydi bilmiyorum ama şu anda iş konuşuyoruz izin verirsen. Vermiyorum. Beyefendi bize izin verecek. Bizde su küçüğün söz büyüğün derler. Umay Hanım, bence iş için ablanızı kızdırmayın. Biz nasıl olsa ortağız artık. Her zaman konuşacak fırsatı buluruz. Hanımlar... İdil'in babasıyla, Yıldırım'ın kardeşinin katiliyle ortak mı oldun? Ne? O adam bir katil. Kızının intikamını almaya gelmiş bir katil ve oyun istiyor. Sen onun oyununda oyuncak mı oldun? Sen istediğin kişinin oyununda oyuncak olabilirsin ama ben kızımın kimsenin oyuncağı olmasına asla izin vermem. Bir dakika sen iyice saçmalamaya başladın. Adam İdil'in babası olabilir. Tamam ama bu nasıl bir manyaklıksa diyelim ki Yıldırım'ın kardeşinin katili. Ama bu mecazi anlamda değil mi? Mecazi anlamda çünkü adam katil olsa nerede olur? Katil olsa adam hapiste olur. Çünkü katiller nerede olur Allah'ın cezası suyundan? Nerede olur? Hapiste olur.
Ve diyelim ki dizi adam oyun oynamak istedi ve lanet olsun ki ben de oyuncak oldum. Lanet olsun ama hepsi bu. Tamam mı? Bu bizim tehlikede olduğumuz anlamına gelmez ki. Yıllarımda çıkan oldu abuk sabuk magazin haberleri yüzünden benim kocamı onunla aldattığımı zannediyor. Hepsi bu. Demek bu yüzden ortak oldu. Yıldırım'ı benimle taciz etmek için, oğlunu hayatın başına musallat etti. Beni bu şekilde sıkıştırmak için ama bir yere varamaz. Bir yere varamaz Ümran çünkü hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Şimdilik bilmiyor. Bu suça ortak olduğumuzu bilmiyor. Senin paranla tuttuğun adamların namusundan çıkan kurşunlarla öldüğünü bilmiyor. O parasını verdiğim kurşunlar senin yaptığın oyun yüzünden namluya girdi. Anlıyor musun? Tamam kabul. Bu kadar seni mutlu edecekse kabul. Ben de bu suça ortağım. O adamla ortaklığımın sebebi de sensin. Reşat'tan kurtar diye sana yalvardım ama kılını bile kımıldatmadın. Eğer bana yardım etseydin şu anda o adamla ortak olmak zorunda kalmayacaktım. Anlıyor musun? Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden Allah'ın cezası. Efendim İmran? Bilmek istersin diye düşündüm. Attığın yumruk işe yaramamış. Adnan'la Umay ortak olmuş. Selam. Oo, duvarlar boş. Harika. Hadi başlayalım. Hadi gel bana yardım et. Hadi gel. Şunu da çıkaralım şuraya. Gel. Şimdi bunu böyle tutacağım. Tamam mı? Sen de bunu burada tut şimdi sen. Ben bant alıp geliyorum. Şuraya yapalım. Bir üstüne daha atalım. Evet. Bir tane daha mı yaptık acaba? Tamamdır. Aç üstünü.